Hadi Matla, kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun da sabahın an erkenden kız? Sabah erkenden yapıyorum işte bu işleri böyle. Sabahla kalktım erken yapınca sıcak kızıyorsun ona, rüzgar çıkıyor. Şimdi bizim köyde saat sabah 9.30-10 dedi mi rüzgar çıkar kesin. Aynen öyle. Yün işi, saman işi bunları... Sabah erken göreceğim onları. Erken göreceksin. Şu an saat 6. Fadim ablam yün çırpıyor. Bir tane bu kaldı. Bunda çırpılır bitiyor. Ney bu şimdi? Yatak mı? Şelte şelte. Ha şey... Şilte diyorlar değil mi? Çekyatın. Şeyin çekyatın üstüne ha, sermelik aynen. Bu. Dün odanın birini kaldırdım. Yatak şiir yorganların yataklarını. Ondan neye günlettim. Boya yapacağım. Bundan bittim dedim. Ondan sonra. Bu yapa yün değil mi Fadime abla? Yapa yün. Koyunlarımızın. Kendi koyununuzun da herhalde mi bu? Aynen. Eskiden koyunumuz vardı. He. Ondan sonra. Onlara böyle yatakları yorganları cem etti. Yaptı. Sonra yataklar işe yaramadı. Bu çıktı. Ondan sonra millet bunu yapmaya başladı. Şimdi yün eskiden çok değerliydi değil mi? Tabii. Mesela şimdi, sen genç kızdığın zamanında neyi? Tabii tabii çok... o zamanlar yuna işte insan kıtlık düşünürdü. Şimdi yunun yüzüne bakan yok. Değil mi? Satıyor millet yunu. Baş belası gibi o. Halen de öyle. Olacak. Bir sene çırpmadı mıydı? Bitişik var ya yatağın içinde. Her sene çırpma hakkımız var ama çırpamıyoruz. İki senede bir çırpıyoruz. Şimdi bu aylar tam koyun kırkım ayı aslında şu zaman. Koyun kırkıldıktan sonra kara suya yün yıkamaya giderlerdi değil mi? Böyle evet, evet. Koyun kırkılır. Kızı evlenecek olanlar, ha. Oğlu evlenecek olanlar, çeyizine koyacak ama olanlar. Şimdi kızı evlenen de, oğul evlenen de pek bir almıyorlar yani. Asalar da şöyle bir iki batman alıyorlar. Onda böyle şeysine, şiltesine, yastığına, yorganına yapıyorlar. Öyle eski kadar batman alayım da yatak doldurayım. Yorgan edeyim, yastık edeyim yok artık. Şimdi eyyaklar çıktı. Şu şeyler var, sünger kırıkları var, onlar çıktı. Tabii onlar insan sağlığına pek bir iyi değil ama. Bunun yerini tutmaz mı dostum? Ama bu da zor ya, uğraşması zor değil mi bunun da? Tabii, bu uğraşmak zor. Her sene bir elden geçireceksin. Aynen öyle. Annem de her sene uğraşıyor çocukların yattığı yatağa. Vallahi ben bunları geçen sene çırpmadım, evet ki sene çırptım. Bir iki sene de bir çırpıyorum ya da biraz var. Zoruma gidiyor çırpmak. Bu sene de çocuklar yok ya ikisi de. Onun için neyse çırpayım dedim bu sene. Geldikleri zaman şey yatsınlar. Kuba kuba yatsınlar dedim yani. Şimdi eskiden kara suda yıkanınca yün daha beyaz ağırır derlerdi. Değil mi? Irmakta yıkamazlardı kolay kolay. Eskiden yunu yıkama mevsimi ne zaman biliyor musun Yılmaz? Ekim ayında. Hmm. İlhamettik annem vardı da Ekim ayında yıkardı yunu, yıkadırdı bizi. Hmm. Düşüyü yıkardık. Ayaklarımıza cizme giymezdik aynı şeyle. Ondan sonra. Niye Ekim'de yıkadın? Yun çok ağrır, iyi ağrır. He. Çok güzel ağrır. Sıcak olduğu için mi acaba sıcak, su? Orta derece sıcak, çok öyle aşırı derece sıcak değil. He. Bu yunu Haziran veya Temmuz, Ağustos'ta yıkadığı zaman kara suyu ılık oluyor ya, o zaman fazla ağırmıyor. Ha biraz soğuk olacak tabii demek ki. Soğuk oldu mu güzel ağrıyordu. Bunu güzel tokaçtan ağrıyor. Taşın üstüne koyan tokacına vurun. Ama, biz tokuş de, deriz de aslında tokaç işte. Ne şeylerimiz oldu. Köpürür vurdukça aynen. Yüzüne pat pat. Elimize yüzümüze patır. Elimizde bir şey çıkar. Böyle sanki leke olmuş elimiz yüzümüz. Keşke videosu olsa da onu da geçim bunun bir yerine koysam yani. O zamanların şeysinde olsa çekilmiş olsa yok. Yok, evet. He, yok o zamanlar çekilmiş. Dinek getirdim ben belki vururum diye de. Gerek yokmuş. Gerek yokmuş. Yok. Anneme yardım ediyorum genelde ama. O ay edeceğim tabii. Onu şimdi vardık diyeceğim. Sana gene Fatma da gelmiyor yazık.
Ne olacak? Nasıl çıkacak çocuk? Sene yani, gelen olmayacak herhalde ya. Bayrama gelen yok herhalde. Böyle giderse? Zor. Benim oğlan da korkuyor. Akşam gelince diyor ki, anne diyor, benim tek korkum diyor, bayrama varamamak diyor. Ya. Öyle de bir şey yok herhalde. Tahminim öyle bir şey demiyorlar şu anda ya. Şimdi yatağa, yatağa, şilteye, yastığa, yorgana. Yorgana. Böyle yapalar olur. Yorgana kırpık daha iyi olur derler değil yorgana mi? Yorgana özellikle kuzu yunu daha iyi olur ama eskiki kadar kuzu kırmıyorlar, şey yapmıyorlar. Kuzu yunu daha iyi olur yorgana. Böyle ufak olur, yumuşak olur. Koyun yunguna benzemez kuzu yunu. Yatağı kaç kilodan yaparlardı Fadime abla? Mesela senin çeyizine koyarken kaç kilodan koydular? Yatağı benim annem rahmetli 4 batman yun koydu. 4'er batman hepimize. Bir yatağa? Bir yatağa. 4 batman. Aynen. Yani hiç aza varmazdı benim annem. Hiç aza varmazdı. Anne yeter dedikçe yok 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 yok. Doldur doldur doldur. Benim bir yataklarım vardı. Kurşun gibi. 4 batmandandı. Kaldırıp indiremezdim yatağı. O dereceydi yani. Bir yataktan 3 tane yorgan çıkıyordu. 3 tane. 3 tane de fazla çıkıyor hatta bir yataktan. Şimdi yataklar, yorganlar 4'er kilo ya. Evet. Çift kişiliklere 4'er kilo koyarlar. Tek kişiliklere 3,5. 3. Böyle koyarlar yani. Böyle işte bu işler böyle yürümez. Evvel derler bir geleneksel şeyimiz böyle yani. Eskiden beri. Şimdi izleyenler buna da bazılar kesin bahane bulur. Niye yerde çırpıyorsunuz falan. Bu temiz un. Arkadaşlar izleyenlere söyleyelim. Bu yıllardır çırpılmış temiz un. Temiz yün daha doğrusu. Yeni çırpılan yünü böyle eski karyolalarda çırpıyorlar. Altına pisliği insin diye. Ama bu yıllardır çırpıldığı için içinde ne pıtırak var ne hiçbir şey yok bunun. Tertemiz. Böyle minderde çırpılınca aslında daha iyi oluyor bu değil mi Fadime? Tabii tabii böyle daha iyi oluyor. Pislik olmadığı için fark etmiyor. Karnede çırpmak, sonra da çırpmak. İlk çırptığın zaman, koyundan çırpıp da yıkayıp getirdiğin zaman şeyden somyalarda, karyolarda çırpır ki içinin pisliği dökülsün altına diye. O zaman çok pislik çıkar tabii canım. Pıtırak, içinde her çeşit pıtırak oluyor. Saman, pıtırak, şu. İçinden çıkar hepsi koyun. Bazen de böyle açılmadı mı yün sırtardı derler değil mi Fadime abla? O zaman da biraz su serperler üstüne. Aynen öyle. Onu da ne derik? Baktın canı sıkılıyor, açılmıyor. Akşamda ısladı şeye, yumuşadı diye. Onu sabah. Durla koyan şeye, formayı sabahına başla çırpmaya. O zaman açılıyor. O sana yalvarır o zaman diye. Fadime ablam eskiden halı da çok doğurdu arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Genç kızlığında Yahyalı halısı çok doğurdu. Ayda bir tane doğur muydunuz Fadime abla? Çifti bulur muydu? 15 gün demeden bir tane keserdi. Ayda bir çift doğurdunuz ayda yani. Ayda bir de masa 3 tane doğurduk. 4 tane doğurduk. Ayda bak. Ayda 4 tane doğurduk. 2 kişinin. Evet 2 kişinin. Ayşe yengemine. 4 tane olmasa da 3 tane kesin doğurduk yani ayda. Satardınız değil mi? İşte biz kendimize doğurmadık. İşte parayla eskiden doğurduz varlığımız yiyordu bildiğim bir şey. Ama değerliydi o zaman tabii, Fadime abla. Ama parası kıymetsizdi. He. O zaman kilosunu 1.200.000'e dokurduk bak kilo hesabı. Bir halı 15-20 kilo gelse neydi sen var hesabı bile yani. Kiloyla mı dokurdunuz? Kiloyla dokurduk halıyı. Öyle şeyle değil, kabarıyla değil. Kiloyla dokurduk halıyı. Mesela bir halı kaç kilo geliyor? Taç çatlası 20 kilo veya da 15 kilo. Evet. He. Onu ona göre dokurduk yani. Şu köyde dokunmadığım kimse kalmadı. 8-10 kişiye dokudum şu köyde. Halı dokudum evet, köyde. Eskiden şu şey vardı. Rahmetli Koruyun Yaşar vardı. 4 çift onlara dokudum. 4 çift. Ondan sonra. Şimdi Nurcan Aplagül vardı. Çılgın Ali dillerdi. Onlara dokudum. Bir çift. Yahyalı halısı. Yahyalı halısı he. Ondan sonra. Ondan derdi. 2 çift evciye dokudum. Dokudum. Biz 15 gün dedi miydi halıyı devirirdik. Evet. Rahmetli şeyin vardı. Annenden vardı senin bir. Fadime ablam mı? He. Tecemizin altından giderdi. Şey dermiş, kirkidimizin sesini dinlermiş. Buradan geçerkeniz. Kirkidin sesini kesildi miydi? Ha kızlar halıyı kesmiş demiş. Yani çağırdı öyle derdi. Tık 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 tık. Sor eski yaşantılar, ilmek ilmek. Onu bunun içinde çalıştık. Kışın halı dokuduk.
Bir de şey... bir abimiz vardı. Onun karı yetmezdi. Malımız belalımız çoğudu. Eskiden. Evet. Anam rahmetli böyleydi. Aile geçimine de bayağı faydası olurdu yani onu halının. Oran da kalabalığıydı. Az etmez çok atmazdı. Öyleydi yani. Şükür bu günlerimize. O günler geçti gayrı da. Evet. Artık bundan sonra kendi yanına, kendi şeyine. O halıların iplerini falan siz mi şey yapardınız? Her şeyini bize, bir boyamasını Yayhalli'ye Bora gönderirdik, Nide Bora. Orada boyanır gelirdi. Yermesini de biz yarırdık. Ya, yünden yarırdınız, koyun var tabi. He tabi. Bu yapağı yunu, bu yapağlı yundan mı? Şundan işte, şu yunu götürürdü şeyde, babam şeyde Şıhlı'da attırır getirirdi makinede. Ha, çırçıra götürürdü orada, çırçır varmış eskiden. Onu biz kendimiz yarırdık. Kirmenlerimizin. Kendimiz halı ip yerdikten sonra ip yapardık. Böyle gelip yapardık. Halıcı, boyacı, haftada bir boyacılar gelirdi. Bir haftada gider boyarım gelirdi halılar, iplerimiz. Çok daha eskiden de kök boyayla boyarlarmış Yahyalı'da. Onu bilmiyorum da işte biz hazır boyayla boyadılar, boyarlar işte. Yayhalı boyu burada. Böyle boyadılardı. Vay vay. Böyle yani. Şimdi ay Fethiye diyor ki, abla diyor, ille diyor, halı dokuyak diyor bana. O çok seviyor yayhalılarısı. Diyorum ki, bacım dokumak bir şey değil diyor. Onun diyor, ipini bulup da diyor. İpini bulmak ipini, zor ki. İpini bulmak zor onun. Çok zor. He. İpini bulmak zor. Istarı neyi belki bulun da tezgah. Var, var tezgahımız var. Tezgahımız vardı da ben buraya gelene kadar tezgahımız duruyordu. Babam tezgahını yitmiş, her birini bir anda kesmiş şey yapmış. Kapı savadı yapmış, kapı bilmem nesi yapmış. Gelişip dedim ki baba dedim, yaptı sen bu tezgahları böyle bir. Ne diyeceğim diyor. Ne diyordu? Nuray'da hatıraydı bunlar dedim. Ondan sonra. Geldim, kirkitler bir tarafta geziyor. Tezgah makasları şey, hanlı makasları bir tarafta geziyor. Anahtar, bir tarafta geziyor. Anahtarı vardı onun bir de. Anahtarları bir tarafta. Hepsini topladım tek tek. Onları bir yere koydum duruyor şu an. Duruyor mu? Hepsi duruyor. Mahasındayım. Kirkitlerimdeyim. Aslında küçük şöyle seccade tarzında ya da çanta tarzında dokunabilir de işte ipi nereden bulacağım? Bunun ipi ayrı. Dokunmak bir şey değil. İp önemli. İki katlı değil mi bunun ipi? Şöyle iki katlı ip oluyor ip bununki. İpi. Aslında ipi de bulunur da biraz zor olur yani. Şeye gitmek lazım. Yayhalı'ya, Bora neye gitmek, Nide Bora neye gitmek lazım. Hmm. Oralarda bulunur. Bazı yerlerde diğer dokuyorlar. Televizyonda bazen gösteriyor da. Bazı yerlerde. Nazım Hanım da peçeden bakıyor. Ama onu bulmak lazım. Şöyle ufak tezgah olacak şöyle. 1,5 metrelik. Ondan dokunur yani. Sabah sabah da kuş cıvıltıları. Sabah, aç da sabah. Yani sabahla kalktık, erken yapacağım bu işleri. Bu işler sıcak gelmez. Gel Nazmi abi. Bu işler sıcak gelmez. Gelmiyor mu? Acıktı mı yoksa? Acıktı mı yoksa? Acıktı. Bana çay hazırlayacağım. Yok canım. Fadime ablamı çekiyorum bak yün çırparken. Omuzunu yuva çek. Şimdi bu biraz kuruyacak, kuruyacak, günleyecek mi? Biraz çileğe kurusun, ta bayağı bir zamana kadar. O zaman yüzü de yıkanıyor, onu yıkansın, kurusun. Şey dağıtıyor mu içine? Naftalin dağıtıyor mu asfinik? Yok, atmıyor. Atmıyor mu? Yatıran yatağı naftalin istemez. Yatırmayanları atar. Hep bir hater olur bunlar yani. Olur Nazmi abi, olur. Aşama bizi bulsa seyreder bunu. İyi Fadime abla, sana kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel kabardı, güzel açıldı bak maşallah. Annemin yunları da hep duruyor, bakalım ne olacak. Başına geçti vuruyor be. Hiç başı da geçmedi. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Ben bitirdim şükür gayri.